Efsane Sporcular programımızın bu haftaki bölümünde Beşiktaş'ın ve Türk Futbolunun efsane ismi efsane kaptanı Sanlı Sarıalioğlu bizlerle beraber hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Teşekkür ederiz, bizleri kırmadınız. Sürümüze karar geldiniz. Rica ederim ne demek benim için de bir keyif. Teşekkürler. Sanlı Sarıalioğlu Sarı kimdir? Biz ilk başta sizden bunu duymak istiyoruz ve. Daha sonrasında da zaten futbol hayatına nasıl başladınız? Futboldaki başarılardan da konuşmaya başlayacağız ama Sanlı Saraylıoğlu kimdir? Kaç yılında? Nerede doğdu? Ve futbola nasıl başladı aslında? Sizden dinleyebilir miyiz? Eyvah! Bütün yaş maşa her şey meydana çıkacak. <laughs> 4 Temmuz 45, 1945 yani milattan önce filan sayıl sayılabilir. Nerede doğmuşum? Aksaray, Niğde Aksaray'ında. O zaman ilçeydi. Şimdi il oldu Aksaray tabii. Babam orada kaymakam kaymakamken ben neydi Aksaray'ında doğmuşum. Doğuş o doğuş. Ondan sonra 15 yaşıma kadar Anadolu'yu adam adım gezdik. Hani derler ya Edirne'den Hakkari'ye kadar. Edirne'ye de gittik. Hakkari'ye de gittik. Edirne'de vali maviniydi babam. Ee, Hakkari'de valiydi. Sonra Gümüşhane, işte Erzurum, Adana. o 15 yaşıma kadar böyle dolaştık. Sonra 15 yaşımda 1959'da 14 falan 14 buçuk yaşımda İstanbul'a merkez valisi olarak babam tayini çıktı. İstanbul'a geldik. Beşiktaş semtinde bir ev aldık. Babacığım o zaman iki oda bir salon asansörsüz kalorifersiz filan bütün işte birikimiyle o ev, almıştı. Oraya Serence Bey yokuşuna Beşiktaş'ta yerleştik. E, yerleşiş o yerleşiş ondan sonra Beşiktaş hayatım boyunca hep devam ettiğim, hep beraber olduğum bir yer oldu semt olarak da. Ve işte futbolun başlangıç noktası da orasıydı. Peki bu kadar seyahat edilen bir hayat tarzında futbola o merakınız nasıl başladı kaptan? Futbola merakım merakı mahalle arasında başladı. Hakkari'de de, Gümüşhane'de de, her yerde gittiğimiz, 15 yaşıma kadar gittiğim her yerde. tabii babam Polisleri filan gö görevlendiriyordu Bu çocuk hasta olacak Derslerinden geri kalacak filan diye Beni takip ettiriyordu Futbol oynamayayım terlemeyeyim yorulmayayım filan diye Ama biz kaçamaklar yapıyorduk Oynuyorduk Vali Bey e, beni pek yakalatamıyordu Ka Kaçmasını iyi beceriyorduk o zaman Vali Bey'in gözünden e, Ve bu böyle e, İstanbul'a kadar devam etti İstanbul'da seçmeler vardı Beşiktaş'ın seçmeleri vardı ve o zaman Beşiktaş'ın eski futbolculardan İmam Hayati, Hayati Orcan'ın e, oğlu da, Hayati Orcan'da bizim mahallede e, evi vardı. Oğlu da benim arkadaşımdı mahallede. İşte Beşiktaş'ın seçmeleri var dediler. Haydi biz bütün mahalle gittik seçmelere katıldık. O seçmelerde ben seçildim. İmam Hayati'nin oğlu da seçildi. Hayati kardeşim. Ondan sonra e, Beşiktaş'a giriş serüvenimde o şekilde oldu. Futbol o şekilde gelişti. Altyapıda işte miniklerde iki yıl, genç takımda bir yıl olmak üzere 3 yıl altyapıda oynadım. Ve ondan sonra 18 yaşıma geldiğimde de yani 15'te 18 arası işte miniklerdeydim, genç takımdaydım, altyapıdaydım. Orada genç milli takıma falan da gittim. Ondan sonra Şenol Birol vardı bizim Beşiktaş'ta meşhur Şenol Birol. Şenobiro 1963 senesinde yine milattan önce ondan e, Fenerbahçe'ye transfer oldu. İkisi de Fenerbahçe transfer oldu. büyük büyük ücretlerle 100 bin lira mı ne aldılar o zaman? O zamanın parasıyla çok büyük paraydı onlar. Ve ben de altyapıdayım. Hiç unutmuyorum bir gün babamla ailemle beraber Florya'da High Life plajı vardı. High Life plajına gitmiştik. İşte gazete aldık. Gazete de okuyoruz plajda. Aa Bir baktım Hürriyet gazetesinde. Hiç unutmuyorum. Hakkiyeten. Başkanımızdı o zaman. Hürriyet'in manşeti. Sür manşet böyle tam çekmişler. Sanlı Yusuf Şenol Birolumuz olacak. Hakkiyeten diyor bunu. Allah Allah Allah. Babam bir baktı. Beni polislerle kovalatan filan babam Allah Allah bu çocuk filan buralara nasıl geldi filan. <laughs> Ondan sonra bu hiç muazzam bir olaydı benim için. Sanlı Yusuf Hürriyet Gazetesi'nin manşetindeyim ben. Yusuf da benim altyapıdan Can Ciğer kardeşim, arkadaşım Allah rahmet eylesin. Anormal yetenekli bir oyuncuydu. Yusuf Tunaoğlu. Yusuf Tunaoğlu evet çok yetenekli bir oyuncuydu. Çok çok yetenekliydi. Ve biz gerçekten hak Yeter'in dediği gibi A takımına geçtik 18 yaşında. 18 yaşından itibaren A takımda oynamaya başladık. Sandı kaptan, baba hakkının bile size işte bu manşeti attırabilecek olarak sizin ön plana çıkan yetenekleriniz neydi de baba hakkı bu e, manşeti attırdı? Ya şimdi beni nasıl olsa kimse tanımıyor, bilmiyor. Kaç yaşında beni çok eskiler bilir. Ben o zaman anlatayım. Ben topa vurdum mu top gözükmezdi. Ben çalım attım mı beş kişiyi geçerdim. Ben yüz metreyi beş saniyede koşardım falan gibi. Böyle palavralar atabiliyorum. Ya ben deydim. Ben, e, ben de kendi unuttum ama neydim? Ha e, çok çalışkan bir oyuncuydum. E, ofansif yönüm de vardı. Defansif yönümde vardı. E, epeyce gol atıyordum. Mesela internette göre 75 ne gol atmışım ama şey bence yanlış o. Ee, bazı kaynaklara göre de 90'ın üzerinde gol atmışım. Yani 12 profesyonel yılda 90 gol yatta ya 75 gol iyi bir gol adeti ee, orta alanda ortasında 10 numara olarak oynuyordum. Daha sonra e, son yıllarda 7 numara olarak kanat oyuncusu olarak da oynamaya başladım. Yani ama asıl diyelim 10 numaraydı. O, orta alandaydı. yani iyi bir takım oyuncusuydum. Top tektiğim iyiydi. Ee, her iki işi de yapıyordum. Yani bugünün futbolcusu gibiydim. Bugün de geçerli olabilirdim. Eskiden e, savunma oyuncuları mesela sadece savunma yönleriyle ön plana çıkarlardı. Ofansif oyuncular sadece işte ucumdaki hünerleriyle kendilerini gösterirlerdi. E, gol atarak, gol attırarak. Her iki işi de, her iki işi de ben yapan birisi olarak kendimi görüyordum o zaman. E, yani böyle biriydim. Özelliklerim e, bu, buydu. Kaptan o dönemlerde okul hayatınız aslında başarılı gidiyor. Kabataş Lisesi'nde okuyorsunuz. O hem lise hayatını, öğrenim hayatını hem de o futboldaki altyapı eğitimini ikisini bir arada nasıl götürüyordunuz? Şimdi e, İstanbul'a geldiğimizde işte 15 yaşında e, ortaokulu bitirmiştim. İzmir'de, orta 3'ü İzmir'de okudum. Dedim ya her tarafı dolaştık. Hakkari'den Edirne'ye, İzmir, Adana filan. İzmir'de orta üçü okudum. Oradan İstanbul'a geldiğimizde merkez valisi olarak babam geldiğinde işte ee, Kabadaş Lisesi'ne devam etmeye başladım. Kabadaş Lisesi'nin lise takımında tabii oynadım. Ve Kabadaş Lisesi benim dönemimde ilk kez İstanbul şampiyonu oldu. Ondan sonra da Türkiye şampiyonası için şeye gittik. Mersin'e gittik galiba. Orada Orada son maçta Türkiye şampiyonluğunu kaybettik. kavadaş listesini bitirdikten sonra eczacılığa girdim. Eczacılık, özel eczacılığa. Ama orası zordu. Yani devam mecburiyeti vardı. Laboratuvarlar vardı. Laboratuvarlara devam mecburiyeti vardı. Bir laboratuvarda da bir şeyleri karıştırırken ben bir şey parladı. Yanımdaki kız arkadaşımın bacağına falan geldi biraz. Ben korkudan kızın bacaklarında ayvah meyvah falan sonra hem işte devam mecburiyeti olduğu için sürekli gidemediğim için hem de o olay da beni uzaklaştırdı. Eczacılığı bıraktım. Sonra ertesi yıl inşaat mühendisliğine girdim. Orada iyiydim. Çok iyiydim. Üçüncü sınıfa kadar da geldim ama bu kez de bu kez de kulübün baskısı başladı. Neden? İlla askere git. Er olarak yap. Çünkü eğer okulu bitirseydim yedek subay olacaktım. Bir kere o zaman o dönemde 6 ay yedek subay okulu vardı. Ondan sonra bir buçuk yıl da futboldan uzak kalacaktım yedek subay olarak. O nedenle er olunca hemen gelip oynayabiliyordun. Peki er olarak işte yapayım ondan sonra döner bitiririm diyorlardı bana bu ısrarlara dayanamadım. Ben de aynı şekilde öyle yaptım. Gittim er olarak askerliğimi yaptım ama dönüşte ne yazık ki okulu bitiremedim. O içimde hala bir yüktedir. Yani iki sene kalmış orada bir, bir, buçuk sene kalmış. Bitir o okulu. Dönüşte bitirseydim keşke. Maalesef e, bitiremedik. Ondan sonra işte futbolu e, bıraktıktan sonra antrenörlük e, hayatına başladım. Antrenör kursuna gittim. İşte CBA hepsini teknik direktör filan. Menajerlik kurslarının hepsini bitirdim. Ondan sonra Gündüz Kılıç benim antrenörümdü son yıllarda. O da Hürriyet Gazetesi'ndeydi. Futbolu bıraktığım gün işte 1 Ağustos 1975. O zaman 30 yaşına gelen adama ihtiyar diyorlardı. O Hala oynuyor bu Beşiktaş'ta diyorlardı. Ondan sonra Jübile mi e, yaptım? Jübile mi? Harika bir Jübileydi. Fenerbahçe'yle. Oralara geleceğiz kaptan ama ilk profesyonel olduğunuz yıl 1963. Evet. Yusuf ile beraber oldunuz. Evet. O profesyonel hayata geçiş nasıl oldu? Profesyonel hayata geçiş nasıl oldu? Şenol Birol gitmeden önceki sezon sakatlıklar falan oldu takımın içinde A takımda. Eksiklikler vardı. Ee, Yusuf'la beni bir hafta için bir haftalığını A takımına aldılar. Ve e, cumartesi pazar o zaman maçlar oynanıyordu. Cumartesi günü Beykoz'la oynadık. Pazar günü İstanbul Spor'la. Hatta tersi olabilir. Beykoz maçında ben oynadım. İstanbul Spor maçında Yusuf oynadı. İlk oynayışım yani 17 buçuk yaşında falan oynadım Beşiktaş A takımında. İlk Beşiktaş'la formasıyla buluşmam o maçta oldu. O maçta hiç unutmuyorum Ahmet Özecar küçük Ahmet vardı gol attı açtı kollarını böyle bağırıyor bize. Öpün aslanlarım beni falan diyor ama ben öpmeye korkuyorum. halde yani da koskocaman Ahmet Özdecan falan etrafımda hep böyle Beşiktaş'ın profesyonel oyuncuları falan ee, o sahneyi hiç unutamam. Beykoz maçı ama bir bir bitmişti. İlk Beşiktaş'ta A takım formasını giymem o zaman oldu. Ondan sonra 18 yaşımdan sonra bank oynamaya başladım. Hakikaten de ilk profesyonel imza attığınız zaman bir anınız da var elini öptürüyor şu kadar para alacaksınız. Valla elimi e, elini hep öptürüyordu. Elini seve seve öpüyorduk. Çok saygı duyduğumuz bir kimseydi. Gerçekten Beştaş tarihinin en önemli isimlerinden biri. Şu kadar para alacaksınız falan diye bir şey yok. Hiç böyle bir şey olmadı. Ha e, imzala şurayı dedi. Hemen imzaladım tabii. Hazır oldu imzalıyorum hemen böyle. Ben Beştaş A takımında oynayacağım ya. Ne demek Beştaş altyapısından Beştaş A alt takımında oynayacağım. İmzaladım. 3000 liraydı o zamanki imzadım yanlış hatırlamıyorsam ama o zamanki zamanki 3000 lira çok değerliydi diye, diyenler olabilir değildi yani ne 3000 lira fakat hakkı sonra bana o iki, iki yıl içerisinde işte zaman zaman gel öp elimi derdi bir çek verirdi bir de bakardım işte bin lira iki bin lira 500 lira üç bin lira falan <laughs> böyle böyle e, tabii ki amatördü o zaman futbol yani çok amatör amatördü. Biz mesela transfer dönemlerinde hiç hey, imzayı atar, tatil parası alır giderdik. Dö döndüğümüzde nedir, ne oluyor diye sormaya bile utanırdık, korkardık, çekinirdik böyle ayıp olurmuş gibi. O bize derlerdik işte şu kadar alacaksın. Mesela ben bir yıl bir transferimde iki yıllık mukale yaptım. Alacağım paranın yüzde yirmi beşini, yüzde otuzunu falan almışım iki yılda. Yüzde yetmişi öbür seneye <laughs> kaldı. Ama şunu söyleyeyim. Beşiktaş'ta bir kuruşu kalmadı. Hiç kimsenin kalmadı. Hiç kimsenin de kalmaz. Yani Beşiktaş'ta kalmaz. Hayata Beşiktaş'la gözlerimi açtım diyebilirim. Ve hala Beşiktaş, Beşiktaş, Beşiktaş devam, devam ediyor. Büyük bir mutluluk Beşiktaş. Peki o dönemlerde kadroda kim? çok önemli isimler vardı ama bunları sizden duyabilir miyiz? Valla kadroda hep abiler vardı. Abiler mesela biz o abilerin yanında ee, bizim soyunma odalarımız falan çok güzeldi. Fareler de dolaşıyordu yerde. Vallahi vardı yani inanamayacaksın. İsim koyuyorduk ondan. Aa bak Hüsamettin geçiyor. Aa bak Recep geldi filan gibi. Yani e, abilerimizle beraber çok tatlı e, günlerimiz geçti orada. Kaya abiler, Necmi abiler, ondan sonra Ahmet abiler. Abiler abilerden geçilmiyordu. Yani herkes abi. Ama o abilere biz sonsuz saygı gösterdik. Fakat o abiler de bizi nasıl kucaklardı biliyor musun? Yani hiç unutmuyorum. 18 yaşımda, 18 buçuk yaşımda amili takıma seçildim. Ali Samiye'nin açılışı. O benim hatta ikinci amili maçım. Bulgarlarla oynuyoruz. İşte ilk maçım o. Ondan sonraki milli maça beni çağırmadılar. Amili takımına çağırmadılar. On, 18 buçuk, 19 yaşımda amili takıma çağırdım. Sonra çağırdım. Bizim Beşiktaş'ta abiler ne yaptılar biliyor musun? Basit toplantısı yaptılar. Bizim sandığımızı nasıl almasınız amili takımı diye. Düşünebiliyor musunuz böyle bir şey? Böyle yani karşılıklı bir sevgi saygı vardı. Onlar bizi kucaklardı. Ee, biz onlara sonsuz saygı. Mesela duşa onlar girmeden biz girmezdik. Duşa ilk önce onlar girecek. Gerçi duşu da çok kez yapamıyorduk. Orada Ortaköy hamamına gidiyorduk. Sular kesiliyordu. Ne yapayım? Ortaköy hamamı vardı. Şey böyle e, hakikaten ben de gülüyorum şu anda. Ama yani ger gerçekler bu yani fakat o, o gerçekler bize çok tatlı geliyordu. O gerçeklerle beraber top oynamak mesela Şere Stadı. Konkretik yapıldı ya orada. Yani düşünebiliyor musunuz? Kışın balçık çamur, yazın zımpara gibi bir saha. E, İnönü Stadı o zamanki İnen üstadı. E, ne kenarlarda şöyle üçgen otlar var. Ortası toprak. Yine o yazın zımpara gibi, kışın balçık bir defasında evet. ayakkabım kaldı. Ayakkabıyı bulamadım çamurun içinde. Evet öyle yani. E, A takımdaki ilk senenizde şampiyonluğu kaçırıyorsunuz. Bir kenara e başlama Ah 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 ah. Sabaha kadar uyuyamadım. Ya, ya işte sezonun sonuna doğru Ya işte 18 yaşında gir mukale almışım. 4 Temmuz 1963. 45 doğumlu. Tam 4 Temmuz'da imza attılar orayı. Ondan sonra Sezonun son 1-2 maçı Fenerbahçe ile var. Berabere bile kalsak şampiyonluk %80-90 biz şampiyon olacağız. Son dakika biz korner atıyoruz. Biz korneri attık kullandık. Fenerbahçe defansından birisi uzun bir topa vurdu. Orta alana geldi. Orta alandan bir uzun top Şenol. Beşiktaş'tan Fener'e giden Şenol'un Şenol önüne geldi. Şenol bir şut. Hey, gol. Vah vah öldük. Hepimiz yerlerden mahvolduk Ve düşünebiliyor musunuz? Ben o işte o hayallerim, daha 18 yaşındaki hayaller minnacık bir çocuğun koskoca Beşiktaş'ta oynuyorsun. Ee, bir efsane e, e, hayal gücü en yüksek insanları bile mest bir olay. Ve sabaha kadar ağlamıştım. O maçı hiç unutmuyorum. Ama var. Futbolda böyle böyle şeyler var. Sonra da başıma geldi yani böyle şeyler. 1965-66 sezonu ilk şampiyonluğu yaşadığınız sezon. Evet. O şampiyonun da hikayesini dinleyelim. O şampiyonun hikayesi benim için çok iyi. O harika. Seve seve anlatıyorum. Kötü an anılar da var. <laughs> Ama bu bu çok iyi. İzmir Spor. İzmir'de e, e, 65-66 sezonu. Evet. İzmir Spor'la oynuyoruz. Daha ondan sonra da ya bir ya iki maçımız var. Bir maçımız var galiba İstanbul'da. E, Maça çıktık işte heyecanlıyız hepimiz filan. 2-0 kazandık. İki golü de atan kim? Sanlı Saraloğlu. He. Yani öyle bir mutluluk ki tarif edilemez. Düşünebiliyor musunuz? Ya daha işte Beşiktaş'ta ilk yılda şampiyonluğu kaybetmişsin Kılpay'ı. Üçüncü yılında Beşiktaş'ta Yusuf'la beraber oynuyoruz. Ee, sevgili Allah rahmet eylesin Yusuf'cumla beraber oynuyoruz. Anormal yetenekli bir oyuncu işte. Biraz önce de söyledim. Ee, şampiyon oluyorsun, 2-0 kazanıyorsun ve 2 golü de sen atıyorsun. Hii. Tabii dünyalar benim oldu. İstanbul'a dönüş, havalimanında karşılanmış, Allah biz omuzlardayız, uçuyoruz böyle filan harika duygular tabii. Ne, 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 enfes bir olaydı o bir sonraki sezon da şampiyon. Bir sonraki sezonda üstte iki kere şampiyon olduk. Bu sefer de yine İzmir'de Göztepe'yi 2-0 yendik. Golleri ben atmamıştım o <laughs> zaman. 2-0 yendik, yine şampiyon olduk. Yani o şampiyonluklar gerçekten bir hayal gibi. Yani anormal bir mutluluk duyuyorsunuz. Onu yaşamak lazım. Anlatamazsınız yani o sürekli bağırmak geliyor içinizden. Yani o anları yaşarken böyle durmadan bağırmak geliyor. Gerçekten güzel anlardı onlar. Peki Beşiktaş gibi büyük bir camianın kaptanlığına ulaşmak nasıl oldu? Vallahi nasıl oldu? <laughs> e şimdi bile düşünüyorum da anormal büyük bir olay olarak gözüme geliyor. Nasıl oldu? İşte rahmetli babam futbol mahalle arasında bile top oynamama izin vermezken, ben birdenbire Beşiktaş'a giriyorum. Beşiktaş A takı, genç takımına giriyorum. Oradan A takımına geçiyorum. A takımında işte 3-5 yıl sonra o abiler gittikten sonra takım kaptanı oluyorum ve e, epeyce bir yıl e, takım kaptanı olarak devam ediyorum. E, burada tabii istikrarın çok önemi var. Sürekliliğin e, çok önemi var. Şimdi ben 15 yaşından 35 yaşıma kadar hep Beşiktaş. Yani 15-18 altyapı 18-30. A takım 30-35 teknik adam olarak. Yani e, hep Beşiktaş'ta kalmanın e, getirdiği e, avantajlar bunlar. Yarattığı avantajlar verdiği ünvanlar bunlar diye düşünüyorum. E, haklı olarak da e, takım kaptanlığına kadar yükseldim. O görevi de layıkıyla yaptığımı düşünüyorum. O dönemlerin iyi futbolcusu e, yani siz hiç transfer teklifleri gelmiyor mu size? Geliyordu ama bir defasında şimdi Hürriyet Gazetesi'nde İlyas Namoğlu vardır. Ee, Yusuf Namoğlu'nun kardeşi foto muhabiri, muhabir olarak. Bir defasında yıl kaçtı neyse şimdi yıl unuttum. Ee, İlyas Namoğlu bizim eve geldi. Fenerbahçe beni istiyor. Bayağı ciddi bir biçimde istiyor. Ama ben utanıyorum kimseye söylemiyorum. Ay ne kadar ayıp bir şey bu. Geldi İlyas Namoğlu eve girdi. Sandık kaptan röportaj yapacağım. ile ilgili filan? İşte Fenerbahçe sen istiyor. Yok canım ben itiraz ediyorum. Yok öyle bir şey Hayır biz biliyoruz. Evet. Fenerbahçe beni istedi. Gazetede de çıktı. Sonra İlyas Namoğlu gazetede yazdı. İşte Fenerbahçe e, sanlıyı alacak. Alıyor aldı filan transfer teklifi filan. Ben sokağa çıkamadım bir hafta. Herkes bana ne der diye, ne kadar ayıp bir şey. Beşiktaş'tan ben Fenerbahçe'ye gideceğim. Yani o zaman öyle düşünülüyordu demek ki. Şimdi herkes o beni Fener'de istiyor, beni Galatasaray'da istiyor falan diye ortaya çıkıyor. O zamanki duygular böyleydi herhalde. Yani bir aidiyet du duygusu, bir takım sevgisi, bir forma aşkı. Yani futbolcular da öyleydi. Futbol seyircisi de öyleydi. Yani futbol seyircisini düşünün. O, o, o dönemdeki futbol seyircisi ya İnönü stadında eski Dolmabahçe stadında e, Fenerbahçe Beşiktaş Galatasaray bazen e, iki, e, iki maç birden oynanırdı. Mesela saat 3'te Fenerbahçe'nin bir maçı, işte 5'te beşte Beşiktaş'ın bir maçı. Fenerliler, Beşiktaşlılar falan gelirdi. Ya da Fenerbahçe Beşiktaş maçı. Türbünün kapalı türbünün yarısı Beşiktaşlı olurdu, yarısı Fenerbahçeli olurdu. Kimse kimseye sataşmazdı, kavga çıkmazdı. Öyle terbiyesizce hareketler olmazdı. Küfürler olmazdı. Ha kibar dokundurmalar olurdu. Falan e, böyle sloganlar olurdu ama öyle ağır şeyler. Ya bir fotoğraf var. Beştaş kulübünde bundan 7-8 yıl önce görmüştüm. Şimdi o fotoğraf nerede bilmiyorum. Seroma... biz seremonideyiz. Arkamızda kapalı türbün. Kapalı türbün dolu, full. Kapalı türbündeki insanlar gözüküyor. Hepsi ceketli, kravatlı biliyor musun? O zaman öyleydik yani. Hepsi böyle. Bütün kapalı tribünler, hepsi öyle. ha Belki iki tane, üç tane, beş tane arada böyle gömlekle, kazakla filan montlu olan olabilirdi. Yani o zaman daha başkaydı her şey. Daha e, severek oynuyorduk futbolu. Ve keyif alıyorduk. Oynadığımız oyundan da e, keyif alıyorduk. o Taraftarla bütünleşebiliyorduk taraftarın sevgisi bize geçiyordu. E bizim enerjimiz e, taraftara e, akıyordu. Bir bütünleşme vardı yani taraftarla. 1974 yılı Başbakanlık Kupasını aldığınız sene. Evet. Siz de kaptansınız takımın kaptanısınız. Evet. O Başbakanlık Kupasının hikayesini dinleyelim mi? Vallahi e, 74 ondan sonra da Cumhurbaşkanlığı Kupası. Ee, o sezon işte şampiyonluğu böyle kıl payı kaçırdığımız sezonlardan bir tanesi. Ee, e, kaçıncı olduk ligde? İşte başbakanlığı, cumhurbaşkanlığı e, kupasını oynadığımıza göre birinci, ikinci falan olduk herhalde. Ee, o sezon. işte ilk önce Bursa Spor'la baş, başbakanlık kupası var. İşte o maçta e, gerçekten çok iyi oynayarak başbakanlık kupasını kazandık. Ama asıl asıl maçımız bizim Fenerbahçe'nin Cumhurbaşkanlığı Kupası. Fenerbahçe işte lig şampiyonu olmuştu. Ee, ve Ankara'da Ankara'da çok Beştaşlı vardı o sezonlarda. Ş hala da öyledir. Anadolu'nun çoğu yerinde Beştaşlı sayısı çok çok fazladır. Ee, stat tamamen dolu ve Fenerbahçe e, daha iddialı, daha iyi bir takımı var. Kadrosu var. Biz bilenmişiz böyle. Ve o maç 3-0 bitti. Anormal bir keyif. Hiç unutmuyorum. Benim bende hala bir fotoğrafı var. Şimdi ben kupayı alıp kaldırmışım. Ziya başı önde kös kös gidiyor Ziya Şengül. O zaman Fenerbahçe'nin kaptanı. Ama bir sene sonra da tersi oldu. Bu sefer o Fenerbahçe şampiyonu oldu. O kupayı aldı. Benim kafam önde ben içeriye gidiyorum. Aynı iki fotoğrafı da hatta bir ara yan yana koyup yayınlamışlardı öyle. Ee, yani o kadar çok anı var ki ama Gündüz Kılıç'tan da çok az bahsettim. Biraz önce bahsettik ama takım içerisinde çok büyük bir otoriter. Ve sizin de onunla çok büyük anılarınız var. Evet. An unutamadığınız anılarınıza birisi var mı Gündüz Kılıç? <laughs> var var. Ee, yani Gündüz Kılıç'ın döneminde çok seviyoruz, çok ediyoruz. Ben kötü oynuyorum. Baya iyi oynamıyorum yani daha ilk başlarda işte sezonun başı filan. Ee, ya dedim bu Gündüz Kılıç beni çok seviyor. Bana çok saygı gösteriyor. Ondan sonra o, nedenle beni oynatıyor. Böyle bir düşünceye saptandım. Ay sakatlansam da adam benden kurtulsa diye düşünmeye başladım. Bir maça çıktık ilinde Gerçekten sakatlanmaz mıyım? Böyle bir adelemde sertleşme falan. Oh dedim Allah şükürler olsun. Sahtekarlık da yapmadan sakatlandım. Beşiktaş da benden kurtuldu. Gündüz Kılıç da kurtuldu. Ben böyle düşünüyorum. Gittim o akşam eve yattım böyle gayet rahat. Sabahleyin telefonum çalıyor. Bizim masörümüz Zeki Er vardı. Allah rahmet eylesin ona da. Ee, telefonda o. Neredesin dedi. Gündüz abi sabahtan beri beni arıyor dedi. Çabuk atla buraya gel dedi. Allah Allah. Gündüz kuş beni arıyor. Gündüz kuş rahatlamıştır. Rahat uyuyordur diye düşünüyorum ben. Ben sakatlandım kurtuldu benden. Oynatma mecburiyeti yok. Ondan sonra hemen koştum Zekere giderdik biz hemen masörümüze. Onun orada işte fizik tedavi falan oluyorduk böyle sakatlıklardan sonra. Ben kapıdan girdim telefon çalıyor yine Seker'in telefonu çalıyor. Gündüz abi telefonda. Ondan sonra beni istedi hemen. Ben telefonu bana bak dedi. bir dahaki hafta Adana'da Adana Spor Adana galiba. Adana Spor'la maçımız var dedi. İster tedavi ol, ister olma. ister günde 10 kere ol, ister olma. O hiç antrenmanlar istemiyorum senin dedi. Uçağa geleceksin dedi ve Adana maçında oynayacaksın haberin olsun dedi. Küt dedi telefonu kapattı. İyi. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Ben Gündüz Kılıç benden kurtuldu diye söylerken Gündüz Kılıç bana neler diyor. Yani böylesine bir psikologtu. Ve ben Allah Allah günde 70 kere falan tedavi oldum. Ve hep o maçı düşünüyorum. Ve gittik Adana şeye gittim. Antrenmanları da yok mu ben? E, uçağa gittim. Ondan sonra bindim. Gündüz Kılıç bana da bakmıyor. Ya adam bana bakmıyor diyorum. Bir baksa da ben de bir iyi falan gibi bir şey desem. Gittik otelde odaya yerleştik. Ondan sonra İsrail ediyoruz. Bir gün önce gittik, bir de baktım kapı küt açıldı, içeriye gündüz köşkü. Bana bak dedi, e, ayağın nasıl olduğu beni ilgilendirmiyor dedi. İlk 11'de oynayacaksın dedi. Sakatlanırsan da oturacaksın orta sahanın içinde çıkmayacaksın dışarıya dedi. Ve ben o maçta çıktım, üf, hayatımın en iyi oyunlarından birini oynadım. Ve ondan sonra da yine en iyi olarak sezonun sonuna kadar, ha işte teknik direktör bu. Yani bir, bir, tam bir psikologtu. O anladı beni. O anladı. Anladı beni. Tekrar dönüşüm oldu. O futboluğa tekrar dönüyor. Belki o zaman o yaşlarda kaybolacaktım ya da başka bir kulübe transfer olacaktım. Yani Beşiktaş'taki serüvenim sona erecekti. Büyük büyük bir acı olacaktı o benim için. Türkiye Kupası'nı Beşiktaş Müzesi'ne getiren ilk takım. Evet. Ve siz de o takımdasınız. Şimdi o Türkiye Kupası'nı yıl yıl 1900 kaç? 74 mü? 75 mi? Kaç senesi? Ya tam tarihi ben. Tam ee, o, o yıllar işte e, Türkiye Kupası o zaman çok değerliydi. Bütün takımlar çok değer veriyordu. Ve e, ikişer maç oynanıyordu. Final, final Trabzonsporlandı sporlandı. E, Trabzon'da e, Trabzon'da 1-0 bir, bir yenilmiştik. İstanbul'da rövanş vardı. Ve anormal bir hırs vardı bütün takımda. Anormal bir istek vardı. Hiç unutmuyorum. Kilos'ta kampa girmiştik. Çoğumuz sabaha kadar uyuy uyuyamamıştık. Heyecandan. Maçı düşü. Ben sabaha karşı 3'te 4'te filan hepimiz zorla böyle uykuya dalmıştık. O hırsla gitti. Hatta dağ başını duman almışla sahaya çıktık. Yani düşünüyorsun. Harbe mi gidiyorsun? Nereye gidiyorsun filan? Böyle. Ee, ve e, çok güzel bir maç çıkarttık o, o, orada. Hiç unutmuyorum. Penaltı oldu. Ee, biz penaltı kullanıyoruz. Şenol Güneş. Şenol Güneş kalede. ve ee, Vedat ilk önce penaltıları ben kullanıyordum. Sonra iki tane üst üste kaçırınca penaltı bıraktım. Vedat kullanmaya başladı. Vedat çok da kritik bir maç. Vedat geldi yanıma Allah rahmet eylesin orada. Ee, yanıma geldi. Kaptan dedi sen kullan dedi. Ben bu, bu çok heyecanlıyım ben istemiyorum. Yok dedim geç atacaksın. Ne demek sen harika penaltı kullanan bir adam. Zorla ben bunu penaltı noktasına götürdüm ve penaltıyı Vedat kullandı ama o kadar hayatında ilk kez penaltı kaçırdı o maçta. Düşünebiliyor musunuz? Biz eyvah mahvolduk falan sonra ama Lütfü gol attı. Lütfü gol attığında hatta bir resim vardır bizde. Lütfü eee Boğazına sarılmışız, işte sıkıyoruz onu e, seviyoruz, öpüyoruz filan. O sırada Lütfü bana bağırıyor, Vedat da sarılmış Lütfünün boğazına. Lütfü e, şey Vedat diyor ki Lütfü'ye Lütfü hayatımı kurtardın, hayatımı kurtardın. Şimdi Ferhat'ı kaçırmış çocuk, şimdi şampiyon olamazsak bu mağfur olduk tabii. Allah'tan Lütfü gol atınca işte şampiyonluk tekrar gel geri geldi. O maçın sonrasında da yine hiç unutmam, tezcan vardı, Santrafor'umuz Tezcan Bey'in kanı beyin sarsıntısı geçirmişti. Cerrahpaşa Hastanesi'ndeydi. Takım halinde biz kupayı aldık, doğru Cerrahpaşa Hastanesi'ne gittik. Tezcan'a götürdük. Ondansa sonra Tezcan da tabii çok mutlu oldu. Ya, güzel bir anıydı bu. 1975 yılında futbolu bıraktınız. Evet. O futbolu bırakma kararını nasıl aldınız? Futbolu bırakma kararını nasıl aldım biliyor musun? Bizim bir tane sen sor sormadın ama soracağını biliyorum. Orada notların arasında var. Stavroşa maçı var. Roman. Romanlarla Allah kahretmesin o maçı. İstanbul'da 2-0 kazandık. Oraya gittik. Şey, o UEFA maçı yani Avrupa Kupası maçı. 87. dakika 0-0. 90. dakika kaç kaç biliyor musun? 3-0. 0-3. 3 gol yedik. Ve herkes diyor ki işte ikinci golden sonra niye kaptan gittin topu kaleden aldın. Yok ilk golden sonra niye topu kaleden aldın filan. İlk golden sonra almadım topu kaleden. Var fotoğraflar filan da var. Ee, o zaman televizyon da vardı. İlk golden sonra almadım ben geri zekalı değilim herhalde. Ee, arkadaşlarımız da var hepsi, hepsi de biliyor şu anda beraber yaşadığımız arkadaşlarımız da var. İlk golden sonra aramızda hatta konuştuk dedik ki aramızda Tezcan Santrafor bana verecek. Ben döneceğim. Vedat'a vereceğim. Vedat dönecek. Lütfu var. Stoper ona verecek. İşte o dönecek. Sabriye verecek falan. Böylece bir iki dakika geçireceğiz. Ama biz bunu yaparken sen araya bir tane Roman gir. Bir vur. 90'a. 2-0 oldu. 2-0 olunca Allah kahretmesin. Moral olarak bir kere çok Stadın yarısı boşalmıştı. 2-0'dan sonra bir ara başımı kaldırmış. Bütün statlı olmuş yine. İnsanlar geriye dönmüşler. Ondan sonra o hırsla gittim. Topu kaleden aldım. Santraya getirdim. Uzatmaya gitse hiç ayakta da kalma şansımız yok. O bir dakikada belki gol atar. O bir dakikada bir tane daha yiyeceğimizi kim düşünür yani? Aldım, getirdim. Çabuk Santra yapalım dedim. Çabuk Santra yaptık ve çabuk bir gol daha yedik. Böyle <laughs> ve O maçtan sonra çok üzüldüm. O maçtan sonra o maçtan sonra ne oldu biliyor musun? Geldik İstanbul'da Giresun'da maçımız var. Stad dolu. Deniz tarafındaki kaleye doğru hücum ediyoruz. Kapalı türbünün altından bir adamın biri kafayı bana takmış. Durmadan bana bir şeyler söylüyor. Ama kibar bir adam. Nazik bir adam. İşte kaptanım be her gün işte baklava yesek bıkarız be. Gel sana güzel bir jübile yapalım be. E artık sen de bıraksan be. Susmuyor adam susmuyor. Hiç adam adam haklı ama adam yer. Ben bakamıyorum bile o tarafa dönemiyorum. Ama adamın sesi kulağımda. Adam öyle de bir cartlak sesi var ki. Duymamasına imkan Tam o sırada ilk yerin ortaları falan bir top geldi. Ben vurdum gol olmaz mı? Seviniyoruz orada. Bir de baktım aynı adam bağırıyor orada. Kaptanım be sen olmasan biz ne yaparız be. Ta dedim sallı, sen bu futbolu bırak. Jübile kararımı işte orada verdim. E zaten 30 yaşındaki adama jübile yap diyorlardı. Hele bir takımda çok uzun süre oynadıysan. Öf be hep seni mi seyredeceğiz filan gibilerden laflar yükseliyordu. E, jübile kararını orada verdim. Ama harika bir jübile yaptı kulübüm bana. Fenerbahçe ile beraber. Ondan sonra e, nefis bir jübileydi. Fuldü stadını her, her tarafı doluydu. Fenerbahçe'yi de bu nedenle hiçbir zaman unutmam. Sezonun ilk maçı? İlk maçı 1 Ağustos. İlk Beşiktaş'ın da ilk maçıydı. Fenerbahçe'nin de ilk maçıydı. Çok güzel bir maç oldu. Sizden sonraki hafta ne Ziya Şengül. Evet benden sonraki bir hafta sonra da o da işte aynı yaşlardayız. O, o yaşlarda güle güle diyorlardı futbolculara. Şimdi 34 yaşında transfer yapıyor futbolcular. Yani milli takıma da geçeceğim. Orada da çok büyük anılarınız var. Özellikle Best'le. George Best'le olan anılar çok konuşuluyor sizin ama Beşiktaş'ta kazandığınız hani kupaları şöyle bir gözden geçirirsek. Çünkü hiç Beşiktaş'ı bırakmadınız ve uzun yıllar Beşiktaş'a forma giydiniz. 15 sene. Bunun da 12 senesi A, A takımda olmak üzere. Kazandığınız kupalardan da bahsedebilir miyiz? Kaç kupa var Valla kazandığımız Spor Yazarlar Derneği Kupası. iki tane lig şampiyonluğu, bir kupa şampiyonluğu. Yani 12 yıl, 12 profesyonel yılda bunlar var. Bunun dışında hatırlamıyorum. Bunun dışında yok zaten. A takıma gelelim o zaman. 21 kez A milli formayı giyiyorsunuz. Evet. Herhalde o A milli takım giydiniz başlardan hiç unutamadığınızda Kuzey Vallahi unutamadığım çok var. <laughs> Şimdi 21 kere A milli evet 18 kere filan da Ümit milli aşağı yukarı 39 kez 39 kez milli oldum. epeyce bir rakam ki o senelerde biz milli maçlar çok az oynanırdı. Yani şimdiki gibi değildi böyle turnuvalar bilmem filan böyle peş peşe maçlar oynanmazdı. Yılda 1 iki maç filan oynanırdı. A milli takımdaki serüvenleri best dediniz. Evet best İrlanda'ya gittik. O zaman bestin daha yeni. Yeni çıkıyor. Yeni parlıyor best. Ondan sonra piyasada yeni yeni çıkıyor. İşte sahaya biz de konuşuyoruz. Best mis best ya kimmiş bu best falan göreceğiz. Çıktık sahaya. Bir de baktık bizden sonra İrlanda takımı çıktı sahaya. Öyle pek tezahürat yok İrlanda. arkadan böyle bir 10 metre gerisinden falan bir tane bir adam saçları uzun böyle çapraz bacaklı böyle e, tipsiz bir herif. Aa best, aa bu best işte. Ne kadar neymiş bu filan biz diyoruz. Can Bartu filan da var. Şimdi o da kadroda. Şuna bir iki tekme de atalım dedik. Haddini bilsin. O sırada o gün abi, o gün altı parmak gol attık mı biz? Bir sıfır öndeyiz. Bu arada bestle de bir iki tekme attık. Hafif tekme. Best bize parmağıyla siz görürsünüz gibilerinden bir işaret yaptı böyle. Aa dedik şuna bak şuna. Terbiyesize bak bize bize böyle böyle yapıyor. Parmak işareti yapıyor falan dedik. Hi. Ondan sonra o best bizi ne yaptı biliyor musun? Aman Allah'ım aman. Hele bir pozisyonda. Sol çaprazdan aldı. Bizim kalenin dibine kadar gitti. Sırada Can Bartu, ben, Ercan, Yılmaz hep biz yerdeyiz biliyor musun? Kimimize bacak arası kimimizin üstünden altından her tarafında. Acayip bir adamdı ya. Acayip. Son 10 dakika ne yaptı biliyor musun? Şimdi ee, 4-1. 1-0 biz öne geçtik sonra 4-1 oldu. Ve sonra biz aramızda karar aldık. Bu adama dokunmak yasak dedik. Bu acayip bir adam dedik. Bu adama hiç kimse dokunmasın. Müthiş hayatımızda gördük, böyle bir futbolcu görmedik hiçbirimiz. Kar karşılıklı oynamadık değil seyretmedik de yani. O gerçekten anormal bir yetenek. Son 10 dakika bir baktık bu kanatlarda oynuyor genelde. Aa, sağ bekin, kendi sağ bekinin arkasında oynuyor. Allah Allah. Bu ne dedik ya? Dört birden sonra taktik mi bu? Nedir? Niye orada oynuyor? Sağ be Meğer orada tünel giriş kapısı yakın. Hakem bitiş düdüğünü çaldığı anda bu tünele yakın olmak için sağdan kaçmak için. Çünkü halk hemen atladı sahaya bu son de, süratle defar attık kurtuldu. O halkın arasında kalmak için. Yani bes böyle dört bir sıfır attık ama sonra dört tane bize tokat attı. Feci tokatlar attı evet. İlk milli maçınız Ankara'da. Tunus'a karşı. Tunus'a karşı. Ondan sonra da işte İstanbul'da Bulgaristan maçı. Neler hissettiniz ilk milli maçı çıkınca? Ya ne demek ya ne, neler hissettim. Etrafımda bir sürü... O, Metin Oktay, Metin Oktay da var galiba o kadroda. Metin Oktay, Can Bartu yani o, olacak şey değil ya. Hayal, rüyanda görsem inanamam. 18 kaç? 19 işte 64 değil mi? 64 senese. Yani o, o, olacak şey değil. Ondan sonra işte İstanbul'da tekrar o, şey maçı, Bulgaristan maçı falan yani gerçekten oynadığım sürece büyük keyif aldım futboldan. Ve iyi ki futbolcu olmuşum diyorum şimdi. Şu anda bile bu duyguları e, duyguları taşıyabiliyorum. Onları düşündükçe hep mutlu oluyorum. Can Bartuyla da bir anınız var. Hatta ilk 11'de olduğunuzu o söylemle. Ha sen çok dersini çok çalışmışsın sen. Tava. İlk 11'de. <laughs> ya e, şimdi Bulgaristan maçı oynayacak mıyım, oynamayacak mıyım belli değil tabii. Yani çocuğum da akşam otelde saat 11 falan olmuş yatıcı uyuyacağım. Susadım. Telefon açmaya utanıyorum bilmem ne. Şey, otel sadece bize ayrılmış. Kalton Oteli e, o zaman vardı. Kalton diye Yeniköy'de bir otel vardı. Küçük bir oteldi. Güzel bir oteldi. Ondan sonra geldim resepsiyondan birisine su isteyeceğim. Bir de baktım aşağıda bir konuşma oluyor. Şeyle e, Can Bartu'yla teknik direktör arasında. Can Bartu diyor ki Beni İtalya'dan getirdiniz. Ee, açıkta oynatmak için mi? Ben açıkta, dünün çocuğunu açıkta oynatacaksınız. Onunla şeyde orta sahada oynatacaksınız. On numara. E, ben açıkta oynayacağım. Böyle şey olur mu? Böyle. Aa, dedim ben oynuyorum. Yukarıdan su, sudan filan vazgeçtim. <laughs> ben hemen kulak kabarttım. Dinledim konuşmayı. Ondan sonra e, gittim. Hemen uyudum. Oynayacağımı anladım. <laughs> Yani e, böyle bir adım var ama Can Bartu yani bir üstad hakikaten top tekniği harika olan bir, oyuncu. Hatta hiç unutmam İstanbul'da yine Can Bartu ile kime karşı oynuyorduk? Şimdi şu anda hatırlayamıyorum. Bir frikik kazandık sağ çaprazda. Ceza alanının köşesi ne doğru. Ondan sonra e, Can Bartu geldi. Ben de topun başındayım. Ben de kullananlardanım. işte frikikleri falan. Bana dedi topu kaldır dedi. Nasıl kaldırayım? Kaptan dedim filan. Ya ayağını sok altına kaldır kardeşim dedi. Soluma doğru kaldır dedi. Sol ayak müthiş tabii adamda. Tamam dedim. Topun altına ayağımı soktum, kaldırdım. Bu bir sol vole attı. İrlanda maçıydı galiba. Bir sol vole attı. Üff. Sağ köşeden 90'dan içeriye. Yani. Yani. Ama Cem Bartu koşmayan fazla koşmayan filan. Fakat estetiği çok iyi, top tekniği çok iyi filan. Ee, çok tatlı insandır Bartu. Peki. Tık bıraktıktan sonra Beşiktaş'ta görev almaya devam ettiniz. Ee, neler yaşadınız? Beşiktaş'a hangi görevlerde bulundunuz? Tık bıraktıktan sonra. İşte 75'te bıraktım. Ondan sonra e, Gündüz Kılıç bir kere Hürriyet Gazetesi'ne hemen girdim. Hürriyet Gazetesi'ne illa geleceksin dedi. Hürriyete girdim. Hürriyete giriş, basına giriş, basın hayatına e, atlayış o tarihte başladı. Ve 75'ten hala içindeyim. Yani 75'ten 2000'e kadar Hürriyet Gazetesi'nde bir kere çalıştım. 25 yıl. O, oradan e, Hürriyet Gazetesi'nden emekli oldum. Ondan sonra da devam ettim. Değişik gazetelerde. Şimdi bir ek görevim daha var. Ne biliyor musun? Torun, çok güzel torun taşıyorum ben biliyor musun? Annesi okula götürüyor torunumu. Ana mektebi de. 5 yaşında da 3 yaşında, 2 yıldır bu görevi yapıyorum. Aa, çok, dünyanın en zevkli görevi. Ondan sonra annesi götürüyor. Ben okuldan alıyorum. Benim görevim okuldan almak. Annesi çalışıyor ne yapsın? Hemen futbolu bıraktıktan sonra altyapıda bana görev verdiler. Ee, miniklerde, Serpil Hamdi Tüzü'nle beraber iki yıl çalıştım. Anormal keyifli bir görevdi o benim için. Ee, 75-77 arası e, iki yıl altyapıda görev yaptım. Ondan sonra iki yıl A takımda yardımcı antrenörlük yaptım. Ee, Miltonovic vardı, Doğan Babacan doğan ant vardı. Ee, onlarla beraber antrenörlük yaptım. Sonra millî için döneminde de tam yetkiyle berejerdim. Yani Beşiktaş'ta aşağı yukarı işte 12 yıl A takım, 3 yıl altyapıda oynama, 15 3, 2 yıl A A yardımcılarda yardım şeyde altyapıda antrenörlük 17, 3 yıl e, teknik adamlık A takımda 20 yıl. 15'ten 35'e kadar işte Beşiktaş'ta ve bu arada işte futbolu bıraktıktan sonra basın hayatım başladı. Basın hayatımda işte e, 25 yıl hürriyet olmak üzere ondan sonra değişik gazetelerde e, sabahta, vatanda filan e, yeni şafakta e, yeni yüzyılda görevler yaptım. Kaptan çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Hiç kırmadınız bizi buraya kadar geldiniz ve hikayenizi bize anlattınız. Umarım sizin için de gayet güzel geçmiştir. Harika geçti. Ben teşekkür ediyorum. Evet bu haftaki Efsane Sporcular programımızın bu haftaki bölümünde Beşiktaş'ın ve Türk futbolunun efsane ismi, efsane kaptanı Sanlı Saralioğlu bizlerle beraberdi. Hoşça Hoşçakalın.